Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu'ya 4 maaş listesi geldi. Bayram öncesi 15.500 Türk Lirası yatacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisine bayram öncesi sevindiren haber geldi. Temmuz ayında emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşlarına %20-25 oranında zam yapılacak. Bu artış, aynı zamanda emeklilerin bankalardan aldığı promosyonlara da olumlu şekilde yansıyacak. Yeni maaş dilimine geçen emeklilerin promosyon tutarlarında da artış bekleniyor. Ayrıca emekli bayram ikramiyeleri de bugünden itibaren ödenmeye başlayacak. İşte bu promosyon zammının detayları. Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetim banka promosyonlarından faydalanırken Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarıyla birlikte ödemelerde artış olacak. Temmuz ayında aylıklara yansıtılacak olan %20-25 zam, birçok emekli, dul ve yetimin banka promosyonlarını da yükseltesek. Peki, bu artış nasıl gerçekleşecek? SGK tarafından yapılan açıklamada, emeklilerimizin kurban bayramı ikramiyelerini ödemeye başlıyoruz, ifadelerine yer verildi. Emeklinin 4 maaş listesi belli oldu. Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu'ya bayram öncesi, 15.500 Türk Lirası yatacak. Bankaların promosyon tutarları 4 maaş dilimine göre farklılık gösteriyor. Bu maaş dilimleri geçtiğimiz Nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 10.000 liranın altı, 10.000, 14.999 lira arası, 15.000, 19.999 lira arası ve 20.000 lira ve üzeri şeklinde yeniden belirlendi. Emekliler, dul ve yetimler maaşlarının denk geldiği dilim için belirlenmiş promosyon tutarını alabiliyor. Temmuz'da emekli aylıkları artacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak zam oranı %25, memur emeklilerinin artışı ise %20 seviyelerinde bekleniyor. Bu zam ile birlikte pek çok emekli, dul ve yetime bir üst maaş diliminin promosyon tutarından yararlanabilecek. Örneğin, kök aylığı 13 bin lira olan bir sosyal sigortalar kurumu emeklisi şimdi 10000 bin-14.999 lira arası aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. En az 8 bin lira promosyon imkanı bulunuyor. Mevcut kampanyalara ve seçilen bankaya göre alınabilecek tutar 13 bin liraya kadar çıkıyor. Temmuzda bu emeklinin aylığı 15 bin aşacak. Bu durumda emekli 15.000-19.999 lira arası aylıklar için belirlenen banka promosyonundan yararlanabilecek. Buna göre en az 10.000 lira, en çok da mevcut kampanyalara göre 15.500 lira promosyon alabilecek. 18 binası Türk Lirası nasıl alınır? Örneğin, maaşı 17 bin lira olan bir memur emeklisi de 15 bin-19.999 bin lira arası aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. Bu da en az 10 bin, en çok 15.500 lira oluyor. Temmuz zammıyla bu emeklinin aylığı 20 bin lirayı geçecek. Bu durumda emekli en üst aylık dilimi yani 20 bin liranın üstü aylıklar için belirlenen promosyonu alabilecek yani en az 12 bin, en çok da 18 bin lira promosyon imkanı doğacak. Temmuz zammıyla bir üst maaş diliminin promosyon tutarından yararlanabilecek olan emekliler, şimdilik beklemek yerine önümüzdeki ayı bekleyebilir. Promosyon tutarını güncellemiş olan emekliler için de fırsat kaçmış değil. Bu emekliler, kalan sürenin tutarını bankalarına iade ederek ya aynı bankadan ya da başka bir bankadan promosyonlarının artırılmasını talep edebilirler. Bankalarına giderek, mobil uygulamadan ya da telefon bankacılığından promosyon yenileme başvurusunu yapacaklar. Banka iade tutarını hesaplayacak. Bu tutarı bulmak için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam, tahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Banka bu tutarıya emekliden iade alarak yeni promosyonu yatıracak ya da alacakları yeni promosyondan düşerek ödemeyi yapacak. İsteyen emekliler maaş taşıma işlemi de yapabilirler. Farklı bir bankaya geçilecekse öncelikle taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor. Emekliler istedikleri takdirde maaş taşıma işlemi gerçekleştirebilirler. Farklı bir bankaya geçiş yapılacaksa öncelikle taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek önemlidir. Sonrasında ise banka değişikliği yapılmalıdır bu süreç oldukça basit bir şekilde e-devlet üzerinden tamamlanabilir. Ardından, yeni bankaya mobil uygulama veya şubeden promosyon başvurusu yapılarak işlem tamamlanabilir. Mevcut kampanyalar kapsamında, maaş dilimine göre alınabilecek promosyon aralıkları şu şekilde. 10.000 TL'nin altı maaş, 5.000, 9.250 TL arası promosyon. 10 0 0 14 999 Türk lirası arası maaş 8 0 0 0 13 0 Türk lirası arası promosyon 15 0 0 0 19 999 Türk lirası arası maaş 10 0 0 0 15 500 Türk lirası arası promosyon 20 bin Türk lirası ve üzeri maaş 12 0 0 18 0 0 0 Türk lirası arası promosyon